Uçurum işte budur. İYİ Parti'nin farkı işte budur. Bu kadar basit. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Dünya dijital çağda hızla ilerliyor. Türkiye bu yeni dünyadaki yerini almadığı takdirde iktidarın zenginlik masallarını dinlemeye maalesef devam edeceğiz. Şimdi anlatacaklarımı 50 yaş üstündekiler anlayacak mı bilmiyorum. Doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak, doğru kararlar alarak dünyanın gerisinde kalmamak artık ülkeler için kritik önem taşıyor. Çünkü bu değişimleri sonradan yakalamaya çalışmanın maliyeti artık çok yüksek. Son 20 yılda 3G'den 5G'ye hızlı geçişimizin nedeni veri hızındaki artış ihtiyacıdır. 3G ile 2 saatlik bir filmi indirmek 26 saat sürüyordu. 4G ile bu süre 6 dakikaya indi. Ama 5G bunu 3.6 saniyeye indirmeyi vaat ediyor. Peki Türkiye bu hızın neresinde? Çok uzak değil. 2025 yılında 5G bağlantı sayısının ülke nüfuslarına oranı Japonya'da %83, Kore'de %71, ABD'de %55, Fransa'da %47, Çin'de ve Rusya'da ise %32 olacak. Peki Türkiye için beklenti ne kadar? Sadece %13. Belli ki yeniliklere yetişemiyoruz. Peki mevcut internetimiz ucuz mu? Hayır, tam tersine. Gelişmiş ülkelerin vatandaşları internete gelirlerinin %0,5 ile %1,5'unu ödüyorlar. Bizse bu yavaş internete bile gelirimizin %2'sini ödüyoruz. Mesela bir Portekizli ile bir Türk vatandaşı internete gelirine göre aynı oranda para ödese de Portekizli 5 kat daha hızlı internet kullanıyor. Peki bunları neden anlatıyorum? Mesela hala iç karışıklıklarla uğraşan Ukrayna'daki bir genç bir oyunu 20 dakikada indirebiliyorken bu sürenin Türkiye'de 40 dakika olması çok mu fark ediyor? Evet, gerçekten çok fark ediyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki internet hızıyla ekonomik büyüme arasında çok yakın bir ilişki var. Dünya Bankası raporlarına göre internet hızındaki %10'luk bir artış ekonomide %1,3'lük bir büyüme demek. Yani internet hızlandıkça ekonomi büyüyor. Dolayısıyla kafayı betona takmış bu iktidar geciktikçe Türkiye kaybetmeye devam ediyor. Yalnızca ekonomik büyüme değil, istihdamın da internetle yakından bir ilişkisi var. Yapılan bir çalışma, internete erişim hızı arttıkça istihdam oranının da %1,8 oranında artacağını gösteriyor. Yani internete erişebilmek ve hızlı bir internet kullanmak başta iş bulma ve beceri geliştirme imkanlarını arttırdığından istihdama olumlu bir katkıda bulunuyor. Peki interneti hem yavaş hem pahalı sunan ülkemiz onu erişebilir hale getiriyor mu? Maalesef hayır. Gelin basit bir karşılaştırma yapalım. 2010 yılında Türkiye'deki geniş band internet abonesi sayısının nüfusu oranı %9 olarak ölçülmüş. 2020 yılının son çeyreğinde ise bu oranı %18,5'a çıkarmışız. AK Partili arkadaşların sevinç çığlıklarını duyar gibiyim. Ama çok sevinmesinler. Çünkü aynı dönemde OECD ortalaması %24'ten %32'ye çıkmış. Macaristan %19'dan %32'ye, Yunanistan ise %19'dan %39'a çıkmış. Türkiye'nin gösterdiği performansla geride bıraktığı sadece 2 ülke var. Meksika ve Kolombiya. Üstelik Meksika'nın da bizi geçmesi an meselesi. 2019 yılı verilerine göre nüfusumuzun yalnızca %74'ü internet kullanıyor. Bu oran Rusya'da %82, Macaristan'da %80, Güney Kore'de ise %96. Fas'ta bile, Irak'ta bile nüfusun %75'i internet kullanıyor. Maalesef Türkiye nüfusunun internete erişimi konusunda %2007'nin Almanya'sını daha yeni yakalamış durumda. Yetersiz internet altyapısına yalnızca makroekonomik etki ve istihdam üzerinden bakmak da yeterli değil. Konunun başında da söylediğim gibi dünya değişiyor. 50 yaş üstündekiler, dikkatiniz dağıldı değil mi? Gelişen teknoloji beraberinde yeni değer setleriyle geliyor. Yeni ekonomide gençler internet üzerinden yeni bir dünya kuruyor. Bugün artık hayatımızda yepyeni kavramlar var. Artık gig ekonomisinden bahsediyoruz. Hemen bilmeyenler açısından Google'lamak diye bir kavram var ya, Google'layalım. Dijital göçebelikten bahsediyoruz. Yeni medyadan bahsediyoruz. Yeni nesil eğlence platformlarından, e-spordan bahsediyoruz. Peki bu kısıtlı erişim ve düşük hız ile küresel trendleri yakalayabilir miyiz? Maalesef yakalayamayız. Mesela araştırmalara göre yalnızca ABD ve AB 15 bölgelerinde 160 milyon gig işçisinden bahsediliyor. 160 milyon kişi buradan para kazanıyor. Pandeminin uzaktan çalışmanın mümkün olduğunu kanıtlaması ile bu sayının çok daha artacağı tahmin ediliyor. Peki bu 160 milyonluk yeni çalışan grubunun bir kısmını Türkiye'ye çekmek ve ülkemize ekonomik katkı sağlamak mümkün mü? Mevcut dijital altyapımız ile maalesef bu şimdilik imkansız. Çünkü Türkiye dijital göçebelik endekslerinde en yaşanabilir ülkeler arasında 106. sırada. Mesela bugünkü anlamıyla e-spor çok değil 7-8 senedir hayatımızda olan bir kavram. Çocuklarınızın hemen hemen tamamına yakını bu konuyu bilir, muhtemelen de içinde yer almıştır. E-spor artık yalnızca bilgisayar oynamaktan ibaret değil. Dünya çapında tam 500 milyon izleyiciye ulaşan ve milyarlarca dolarlık bir endüstrinin parçası olan devasa bir spor organizasyonu. Bu alandaki gelişmişlik doğal olarak 100 milyar dolarlık bilgisayar oyun pazarından alacağınız payı da belirliyor. Ama e-sporda başarılı olmak için bazı şartlar var. Profesyonel anlamda e-sporcu yetiştirebilmemiz için düzgün bir altyapıya ve mevzuata ihtiyacımız var. Ama maalesef özellikle gençlerimizin ciddi talepleri olmasına rağmen STK, dernek ve kulüplerin özverili çabaları haricinde bu konuyla ilgili devlet politikası olarak yürütülen ciddi bir çalışma yok. Gözle görülebilir, elle tutulabilir bir satma potansiyeli olmadığı için abiler ilgilenmiyor. İşte o nedenle bu hafta Milletin Kürsüsü'nde hem genç bir teknoloji girişimcisini hem de bir e-sporcuyu, yani Hamza Sönmez kardeşimizi ağırlayacağız. Kendisi biz